Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Metin. Bugün sizlere Rise of Kingdoms'ta arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün yani saat şu an UTC olarak 0.55, yani sabahın 8'ine yaklaşıyor. 5 sonra saat 8 oluyor arkadaşlar. Cevher harcama geldi. Normalde Cuma günü gelmesi gereken event ama muhtemelen burada mı diye bir kontrol ediyorum. Gitmiş. Bu Margaret heykeli veren yükleme ödülü yüzünden sanırım aksadı. Ben ise bugün bütün hesaplarımdan cevher harcayacağım. Şimdi küçükten büyüğe doğru gidecek hesaplar. Öncelikle bu hesap benim farm hesabım arkadaşlar. Bununla kaynak topluyorum. 2480'de. Bu hesapta VIP yapacağım. Hesap VIP 14 yapacağım. Bugün 25.000 basacağım bu hesaptan. Yarın da üstünü tamamlayacağım. Yani 25-25 basarım muhtemelen. Çünkü bir 14 alıp ben 3 kafa alsam farm hesabım, o bile benim için kârdır. Şimdi öncelikle buradan şunları bir toplayayım. 33.000 lazım. Aslında 7.000, 7.000, 14.000 yapıp 3-5.000 içinde bu hesabı 14 yapabilirim ama zaten farm hesabımın olduğu için hani cevher bu şekilde birikiyor. Zaten hani farm hesabımla bana birlikte tamamen dolu olmadığı için. Şimdi şu burada galiba, aynen buradan hemen, hatta bugün 7 harcayayım. Yarın 25 harcayayım. Bence böyle daha mantıklı. Nerede bir şeyi? Burada. 5.000, 2.000'den buradan aldım, 7.000 direkt kullanacağım. Böyle cevher varmış, bunları da açayım. Bunlar hep geçitleri vesaire gibi KVK ödüllerinden gelenmiş. Şöyle göstereyim bunun gibi. Şimdi bu hesapta son 25.000 kaldı. Yani yarın bu hesap bir 14 oluyor. Neden bütün hesaplarımda cevher harcama yapıyorum? Şunu hemen açıklayayım. Bu benim farm hesabım ama birçoğunuzun bu hesap, yani bu hesabımdaki seviyeler olduğunu düşünüyorum. Yani 13, işte Hisarı 21, 22 seviyelerinde bir hesabınız varsa ne yapmanız gerektiğini, yani bir nevi bunu göstereceğim. Şimdi eğer bu şekilde ise hesabınız benim gibi, Hisarınız 21, 22 ise ve VIP 13, VIP 14'e çok yakınsanız benim hesabım gibi, kesinlikle VIP 14 olun. Neden? VIP 14'te 3 tane efsane kafa alıyorsun. Yani VIP 14 olup sonradan T5 yoluna gidebilirsiniz. Diyelim VIP 14'ünüz, onu da göstereceğim birazdan diğer hesabımda. Hisarınızda 24-23 seviye bantında Hisar'a gidebilirsiniz. Dediğim gibi diğer hesabını göstereceğim. Şimdi bu hesap böyleydi. Şimdi geçelim diğer hesaba. Evet arkadaşlar, bir sonraki hesaba gittim. Bu da zaten bildiğiniz gibi diğer farm hesabım ve bu VIP 14 bir hesap. Şimdi az önceki hemen siz 2 saniye önceki kısmından bahsediyorum. VIP 14 bir hesabınız varsa aynı bu şekilde normal şartlarda VIP 15'e gitmeyin. Yani benim gördüğünüz gibi 25-30 bin arası bir puanım kaldığı için ve buradan da elmas harcamayı tamamlayacağım için normal şartlarda hani size gösterdiğim gibi hani buradan VIP dükkanından daha mantıklı şeyler almanız, yani bunlar gibi. Ama ben hemen şöyle 27.385 VIP puan daha gerekiyor. Bakalım çantamda VIP puanım var mı? Burada birkaç tane var. Bunları açıyorum. Şimdi bir daha bakıyorum. 26.775 gerekiyor. Öncelikle buradan bir 5 tane 5.000'i alalım. İkinci şifremizi de girelim. Bu benim başka birine paylaştığım hesabım. Hesabı başka biriyle paylaşıyorum. Önce ikinci şifresi var. Şöyle hemen 5'ine kullandık. Yaklaşık 1800 kadar, 1775 kaldı. Hemen bunu da sizin gözünüzün önüne basıyorum. 500, bir 500 daha bastım ve bir 15. Aynı videoda iki kere üst üste bir 14, bir 15 hesap geliştik.
Bunu da hemen alıyorum. Bu hesabı da bu şekilde yaptık. Şimdi geçelim bir sonraki hesaba. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci gün oldu benim az harcamada. Şöyle gördüğünüz gibi gün sıfırlandı, saatte TR saatiyle 6, UTC 3. Bugün geldik Luna'nın zor dediği yere. Şimdi şuradan bir daha bir kontrol ediyoruz. VIP14 için bu hesabın 26.100 VIP puanına ihtiyacı var. Böyle çantada puanları bir açayım. Şöyle bir daha bakıyorum. 25.400 diyor. Şimdi hemen huzurlarınızda hemen buradan dükkana giriyorum. Buradan 5 tane alıyorum. Buradan hemen tümünü aldım. Ve buradan da 5'ini kullandım. Çok çok ufak bir şey kaldı hemen. Gördüğünüz gibi son 500. Normalde bunu bekletirim. Gün sonunda muhtemelen bir puandan gelir ama ben videoyu özel şöyle 500'ü daha verdim ve ikinci VIP 14 T4 hesabıma da bu şekilde sizin gözünüzün önünde ulaşmış oldum. En baştaki kısmını anlattığım gibi böyle bir hesabınız varsa VIP'e gitmek en mantıklısı. Şimdi bundan sonraki yatırımlarımı ben diğer hesaptaki gibi yapacağım. Şimdi bu hesapta işimiz bitti. VIP 14 oldu. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet, bir diğer hesaba da girdik arkadaşlar. Şimdi bu hesaptan dün de 7.000 harcamıştım. Yani siz tabii ki yine birkaç dakika öncesi ama bu hesabı ben yumurta bekliyorum ekipmanlar için. Bu komutanlar için. O yüzden 7.000 harcıyorum. Normalde 25.000 harcayıp 65.000 kadar cevherim kalıyor ama yumurta için size içerik çıkaracağım için o yüzden cevher harcama 7.000 harcayacağım ve bu hesapta zaten ne için harcama yaptığımı gördünüz. Bu 12'sini alıyorum. Bunları da alıyorum. Sanırım birkaç bin daha gerekli. 2800 lazım. 2800'ü şöyle değerlendireceğim. Buradan iniyorum. Ben şöyle bir ne kadar var diye bakacağım. Savunma 7, atak 3 var. Boost'umuz ne kadar var? 19 tane boost'umuz var. Buradan ben hemen 2800'lük harcama yapacağım. Hızlandırma normalde bu hesapta var ama ben 2800'ü hemen şöyle 1, 2, 1200 oldu. 1800 oldu ve 1000 lazım son. 1000'e ne alabiliriz diye buradan bir bakıyorum. Evet, muhtemelen beş tane speed ups alabilirim. 1, 2, 3, 4 ve 5 yaparak 7000'den birazcık fazla harcayıp bugün de bu hesabı tamamladık. Dediğim gibi arkadaşlar normalde VIP'e basabilirdim. Hani o son kalan 7000 küsurat pardon 2000 küsurat ama hani 2800 VIP'e versem ne olacak? Vermesem ne olacak? Ben de speed ups gelsin. Yani çok da ufak tefek şeylere takılmaya gerek yok. Bu hesapta harcama bu şekilde. Şimdi geçelim bir diğer hesaba. Evet, bir diğer hesap. Her hesap girişlerinde evet dediğimi biliyorum arkadaşlar. Siz böyle hani 1-2 saniyelik bir aralıklarla gördüğünüz için ben normalde hani 3-5 dakika arayla yapıyorum. Bu yüzden her hesap girişine evet diye başlarım. Bunun için öncelikle kusura bakmayın ama evet bu hesaptı. Elmas harcamayı da yine aynı şekilde 7000 harcayacağım. Ve bir önceki hesapta yani bir 16 olan hesapla aynı şekilde harcayacağım. Hemen VIP dükkanıma giriyorum. Buradan zaten dün mavi materyal sandıklarını almıştım. Buradan hemen 4200 sanırım öyle olması lazım. Aynen 4200 ve 2800 var. Şimdi bak bu hesapta şöyle bir şey yapabilirim. VIP puanı alabilirim. Çünkü niye? Yakın. Yani hani hızlandırma falan filan alsam diyeceğim hani zaten var. En azından
VIP al abi diyecek arkadaşlarım da gönlü olsun. 2000, 2500, 2600, 2700 ve 2800. Hemen geliyorum buradan. 7000'i topluyorum. Normalde hani zaten en başında söylemiştim. 3,5 milyon civarların olsaydı 50K 50K basar. Bir iki ay içerisinde bir ton 8'e ulaşırdım ama çok yolum var. O yüzden gerek duymuyorum. Bu hesapta çok kısa hemen bu şekildeydi. Dünkü materyal sandıklarıyla beraber hemen 93 tane mavi, 33 tane de mor olmuş. Şimdi bir diğer hesabı hemen geçelim arkadaşlar. Ve bir sonraki hesapla yine geldim arkadaşlar. Bu bir pon 8 ama balina bir hesap diyeyim. Bundan bir sonraki hesabı zaten görmüşsünüz. Kraken hesap, balina hesap, pon 8 bir hesapta harcamaları ise normal şartlarda dediğim gibi hani materyal veya hemen şuradan göstereyim. Materyal sandığı veyahut da buradan hani %10 savunma, saldırı veya kıta kapasite almanızı ben tavsiye ederim. Hani ikinci güne muhtemelen bunlar hani şey alıyor sanırım. Yani hepsini almayacaksınız diyorum. Cevheriniz yetmezse materyal sandığı, sarı materyal sandığı alabilirsiniz. Ama bu hesabın sahibi benden ikinci gün için yine ilk gün bir 25 bin elmasını hepsine yani 2500 tane şöyle bir shop'a girip hemen 2500 tane basıyorum. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Ben yapıyorum. Yani bunu almayın. Çünkü dün de yani bir önceki kısmında bahsettiğim gibi ha 24 ha 25 hiçbir farkı yok. Yani bu şans kesinlikle etki ettiğine inanmıyorum. Benim farm hesabımda 10 falan. Ama benimki 23. Yani bana daha kötü şeyler geliyor bazen. Kesinlikle şans. Neyse. Hemen toplayalım ödüllerimizi. 25 bin burada da harcadık. Bu hesapta toplam 50 bin harcadık. Kendi hesaplarımda, farm hesaplarımda 50, 7-25, ikisinde de 7-25, 7-25. Diğer bir 16 hesapta ise 7-7 harcadık ve diğer kullandığım main hesabımda da 7-7 harcadık. Şimdi bir sonraki Kraken son hesap, Kraken hesaba geçiş yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar son hesap ve o hesap Kraken hesap. Bu hesapta da yine aynı şekilde 25 bin elmas harcayacağız. Hemen şöyle göstereyim. Hiçbir şey harcanmamış şekilde zaten gün yeni döndü. Yani böyle bir hesabınız varsa hesabın bu arada detaylarını bir sonraki videoda bu hesabın incelemesi olacak zaten. Böyle bir hesabınız varsa hani ne alacaksınız zaten anladın mı? Hani yani dün zaten her şeyi satın aldık materyal olarak. Hızlandırma da aldık. Şimdi yine 25 bin alacağız. 156 bin var. Yani biz 120 25 bin 131 bin elmas bırakmamız gerekiyor. Öncelikle hemen şunu 2400 4800 bunu bir daha aldım. 44 bin kaldı yani 13 bin kadar daha harcayabilirim. Bunları satın aldım. Şöyle bir bakıyorum. 2800 gerekiyor. Hemen 2800'lük şuradan bakıyorum ne var diye. 24 saatlik hepsine satın aldık. Buradan 8 saatlik 2400'ü sanırım. 1 2 1 2 şu şekilde 2400 oldu. Son 400 kalmış. Onu da hemen şu şekilde 1 2 yapıyorum ve bu hesapta 25.000'e ulaşmış oluyoruz. Zaten hani hesabın hem dünkü satın aldığım materyal dışında ekstra bir şey harcamasına gerek olmadığı için mesela bu bina bunda 25 forum binası VIP zaten 18 hani ekstra harcaması gereken yani bir şey harcaması gereken yok sadece materyal yapıp buradan komutanlar için ekipmanlar yapacak.
Video bu şekildeydi. Umarım elimde olan hesapları, elimde sahip olduğum tüm hesaplarla sizin elinizde bendeki hesaplar gibi hesap varsa fikir sağlamaya çalışmışımdır umarım. Ne geliştireceksin, nasıl ilerlememiz, nasıl cevherinizi harcamamız gerektiğini umarım anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size katkı sağladıysam yorumda belirtirsiniz. Sevinirim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.